Çernobil dizisini biliyorsunuz. Ben izlemedim. Ama sunucusuyum. Ona rağmen. Sanıyorum 5-6 saatlik bir diziymiş. Arkadaşlarımız çok uğraştı. 1-1,5 saat kadar kısalttılar sizin için. Ben de şimdi izleyeceğim sizinle birlikte. Bakalım. Hiçbir fikrim yok aslında. Çok da heyecanlıyım. Ömürhan Bey'i davet ediyorum. Buyurun, konuşmak için. Biz heyecanını alabiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Sen aslında tecrübelisin. Sinyal görüntü işlemede de sunuculuk yapmıştın ve bence gayet güzeldi. Olsun, bu işler böyle öğrenilir. Arkadaşlar merhabalar. Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten genç ve güzel yüzleri görmeye uzun süredir özlemiştik. O yüzden böyle buradan bakınca o genç yüzlerdeki pırıltıları görmek gerçekten bizim için çok keyif verici. Hepiniz hoş geldiniz. Genç arkadaşlarımız böyle bir etkinlik yapalım diye yönetim kurulunda teklif ettikleri zaman hemen kabul ettik. Çünkü güzel de bir hazırlık yaptılar. Bugün sizlere onun sunumunu da gerçekleştirecekler. Programı sizlere ilan ettiler. Azıcık rol çalayım. Önce dizi izlenecek, ardından bir sunum yapılacak. Sunuma hazırlanan 3 arkadaşımız vardı. 3 arkadaşımız kısa sunumlar yapacaklar ve ardından da karşılıklı tartışma olacak. O kadar ilgi uyandırdı ki tabii bu dizi özelinde sanırım mesele çok sağda solda konuşuldu. Yani Facebook'taki paylaşımı üzerine şubenin birkaç kişi özelden mesaj atıp ne olur kameraya alın, biz de izledik diziyi, tartışmaya katılamıyoruz, en azından biz kayıtları izleyelim diye özelden mesajlar attılar. Bu güzel bir şey. Popüler kültür unsuru olan diziler vesilesiyle de olsa böylesi meselelerin tartışılması bizim açımızdan çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de bu nükleer santraller meselesi yoğun bir şekilde tartışılıyor. Hatta bundan bir 5-6 yıl kadar önceydi galiba. Mersin Akkuyu'da ilk nükleer santralin temeli atıldığı zaman bekçi olan amcamız emekli oldu 5-6 yıl önce ama hala bu tartışmalar devam ediyor. Türkiye'de şu anda 3 tane nükleer santral projesi var biliyorsunuz. Birisi İğneli'de, biri Sinop'ta, İncebur'da, diğeri de Mersin Akkuyu'da. Sinop'taki santralin ihalesini kazanan firma geri çekildi. Japon firmaydı yanlış hatırlamıyorsam. İğneli'de biraz daha üstü kapalı bir şekilde devam ediyor ama en yoğun, en gündemimize de giren çalışma şu anda Mersin Akkuyu'da yapılıyor. En son Mersin Akkuyu'daki nükleer santralde biliyorsunuz zeminde bir çatlak olduğu iddiası basında yoğun bir şekilde gündem olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Nisan ayındaydı. Biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak Enerji Bakanlığı'na bir yazı yazdık. Bu çatlak nedir, bununla ilgili bilgi verin diye. İki kere yazı yazmamıza rağmen maalesef Enerji Bakanlığı herhangi bir şekilde bir geri dönüş yapmadı. Kaldı ki Mersin'in birinci dereceden deprem kuşağı olduğunu düşünürseniz daha inşaat aşamasında dahi yaşanan bu olumsuzluklar gerçekten başta yöre halkı olmak üzere bütün ülke ve bütün coğrafyayı tehlike altında yaşamamıza yol açıyor. Bir diğer mesele tabii nükleer santrallerin ne kadar pahalı olduğuna dair EMO'nun yıllardır süren çalışmaları var. Şu anda işte Mersin Akkuyu'da Ruslarla yapılan anlaşma gereği alım garantili anlaşmada kilowatt saati 12.35 dolar sentten satılacak Türkiye'ye. Bu da mevcut elektrik fiyatlarını dikkate aldığınızda güncel rakamların yaklaşık 3 misline karşılık geliyor. Nükleer santral kirli bir teknolojidir. Neden Mersin'de yapıyorlar? Çünkü Toroslara o nükleer atıkları gömmek gibi bir niyetleri var. Çünkü dünyanın hala bu nükleer atıkları çözmek gibi bir çözebilmiş değil. Almanya'nın biliyorsunuz dünyada önemli sayıda nükleer santrali vardır ama 2023 itibariyle bunlar da bitiyor. Dolayısıyla sunumlardan çalıyorsun hep. Öyle mi? Peki, özür dilerim. Tabii sunumları dinlemediğim için peki. Sadece giriş yaptım o zaman öyle değerlendirin. Sonucunu sunumlarda bitirelim. Dolayısıyla hani bu nükleer santrallere EMO'nun neden karşı olduğunu aslında açıklamak için hani burada slogan var ya konuşmayayım diye birkaç somut, nesnel gerekçe sunayım diye sizlere bunları aktardım. Arkadaşlarımızın sunumda daha detaylı varmış, daha fazla rol çalmayayım.
Bu nükleer karşıtı mücadele demo çok aktif bir şekilde yer alıyor ve bu mücadelenin çok güzel bir sloganı vardır. Nükleere inat, yaşasın hayat diye bir sloganı vardır. Ben de öyle bitireyim. Hepiniz hoş geldiniz. Nükleere inat, yaşasın hayat. Şimdi arkadaşlarımızın sunumlarıyla devam ediyoruz. Daha sonra soru cevap ve bu konuyu tartışabiliyoruz sanıyorum. Tuğçe arkadaşımızı buraya çağırıyorum. Nükleer enerjiden bahsedeceğim. Aslında Ömer Başkanımız bahsetmişti. Üzerinden tekrar geçeceğim. Öncelikle nükleer enerjinin yararları, zararları, dünyada ne kadar nükleer enerji santrali var? Bunlardan bahsedeceğim kısa kısa. Nükleer enerji normal diğer santrallere göre 7 kat daha fazla enerji üretmekte. Ama bu enerji üretirken uranyum ham maddesi geliştirilip daha sonrasında enerji elde ettikten sonra nükleer atık meydana geliyor ve bu da doğaya, çevreye zarar vermekte. Maliyeti konusunda ise diğer santralleri kurulumunda diğer santrallere göre daha pahalı. Örneğin hidroelektrik santralinin maliyeti kilowatt başına 1500-2000 dolarken nükleer santralinin maliyeti kilowatt başına 3500-5000 dolar arasında. Nükleer atık Amerika'da, yani dünyada en çok Amerika'da nükleer santral bulunuyor. Günlük 6 ton nükleer atık üretiliyor. Bu zamana kadar yaklaşık 30 bin ton nükleer atık çıkmıştır, üretilmiş durumda. Bunun için milyar dolarlar harcamalarına rağmen henüz bir sonuca varılmamış. Biraz önce de söylediğim gibi en çok Amerika'da nükleer santral var. Peşinde Fransa takip ediyor. Fransa'nın enerji ihtiyacının %71'ini nükleer enerji santralinden karşılıyor. Peşinde Çin, Japonya var. Devam edelim. Toplamda 454 adet nükleer enerji santrali bulunmakta. Çernobil felaketinden sonra 2006 yılına kadar toplamda 110 nükleer santral kapatıldı. Bunun 68'i Avrupa'da, 23'ü ise Amerika'da. İtalya Çernobil kazasından sonra bir daha nükleer enerji santrali açmadı, inşa etmedi ve diğerlerini de kapattı. Almanya ve İsveç'te ise Almanya 2022'ye kadar, İsveç ise 2012'ye kadar kapatma kararı aldı ve yeni santraller inşa etmediler. İspanya nükleer santral programını durdurdu. Avusturya ise tek inşa edilmiş olan nükleer santralini başlamadan halk oylaması sonucunda kapattı.
Nükleer santralin ekolojik etkisi ise ilk başta ham madde elde ederken uranyum ham maddeciliği ve atık kaynaklanan radyoaktif ve toksik maddelerin maden çalışanları ve çevredeki insanlara zarar verdiği biliniyor. Buna örnek olarak Doğu Almanya'daki Wismut madeninde çalışan işçilerin büyük bir kısmı radyasyona maruz kalmış ve akciğer kanserine yakalandığı bilinmekte. Kırgız uranyum madenciliği şehrinde ise orada yaşayanların kansere yakalanma oranı daha fazla, iki kat daha fazla. Amerika'da Grants madeninde 1955 ve 1960 yılları arasında çalışanların kanser ve ölüm oranlarının yüksek olduğu biliniyor. Çıkarılan 1 ton uranyum 998 kilogramı atık çamur. Bu atık çamurun da %85'i radyoaktivite madde ve toksik madde. Bunlar çukurlara ve yapay göllerde toplanıyor. Yani yeraltı su kaynaklarına ve doğaya zarar veriyor. Nükleer santral işletmesi işlemlerinde ise nükleer santralin 5 kilometre çevresinde kansere yakalanma oranı normale göre %60 daha fazla. Lösemi oranı ise 2 kat fazla. Nükleer santralde çıkan radyoaktif maddeler bacalarla atmosfere su deşarjıyla yer altına gitmekte ve yine doğaya zarar vermekte. Sadece Çernobil'de kaza olmadı, birçok santralde kaza meydana geldi. Bunlardan biri İngiltere'de 1957 yılında reaktörde çıkan yangın sonucu radyoaktif madde havaya karıştı ve bu radyoaktif bulutlar İsviçre'ye kadar ulaştı. Aynı zamanda bu radyoaktif ile kirlenmiş litrelerce süt imha ediliyor. Kazanın detayları bilinmiyor çünkü İngiliz devleti gizli kanunları çerçevesinde saklanmakta. Rusya'da 1957 yılında Rusya Kişkin santralinde 1957 yılında tankta yangın meydana geliyor ve patlama sonucu tank havaya uçuyor. Yine radyoaktif madde havaya karışıyor. Açığa çıkıyor. Bu kaza 1970'lere kadar saklanmakta. Pennsylvania'da, Amerika'da 1979'da insan hataları ve teknik hata sonucu kaza meydana geliyor. Kısmi erime oluyor çekirdekte. Yaklaşık 3500 çocuk ve hamile kadın bölgeden tahliye ediliyor. Çernobil'den bahsetmeyeyim, zaten saatlerce izledik. Yine 1999'da Japonya'da yakıt üretim tesisinde iki çalışanın hatası sonucu çok fazla sıvı uranyum çözeltisi yükleniyor ve zincirleme reaksiyon başlıyor. Radyoaktif madde yayılıyor. Üç çalışandan ikisi kısa zaman içerisinde radyasyon hastalığından dolayı ölüyor. 400'den fazla insan da radyasyona maruz kaldığı bilinmekte. Yani ne kadar güvenlik önlemleri alsak da doğal afetten kaçamıyoruz. 2011 yılında Japonya'da tsunami felaketinden dolayı birçok ekipman arıza veriyor ve nükleer yakıt erimesiyle radyoaktif madde çevreye zarar veriyor. Bu kaza Çernobil'den sonra ikinci en büyük kaza. Peki 2018'de neler oldu? Dünyada 9 yeni reaktör devreye alındı. 3 reaktör ise kapatıldı. Güney Afrika yeni nükleer santral yapma planından vazgeçti. Belçika hükümeti ise 7 nükleer reaktörü 2025 yılına kadar kapatma kararı aldı. Ayrıca santrallerdeki mikro çatlaklardan dolayı olası bir kazaya karşı iyotopu
temin etti. Hazırlıklarını yaptı. Fukushima nükleer kazasından sonra 9. reaktör 2018 yılında tekrar devreye alındı. 42 çalışabilir reaktörden sadece 9'u çalışmakta şu anda. Normalde Fukushima'dan önce %30'unu karşılarken şu an %3.6'sını sağlıyor nükleer enerji. 2018 Kasım'da Fransa Cumhurbaşkanı 14 reaktörünü kapatacağını söyledi. Elektriğinin %71.6'sını karşılarken %50'ye düşeceğini açıkladı. Tek tek kapatılırken nükleer santraller, biz tek tek açmayı planlıyoruz. Bunlardan biri Mersin Akkuyu Nükleer Santrali. Resimde de zaten Sinop Akkuyu. Pardon, Akkuyu. Sinop Nükleer Santral projesi şu an durdurulmuş durumda. Ve İğneadalı'da yeni bir nükleer santral yapılma planı var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Tuğçe arkadaşımıza. Sırada Mehmet arkadaşımız var. Felaketler karşısında devlet refleksi hakkında konuşma yapacak. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Mehmet Köksal, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyesiyim. Konumuz felaketler karşısında hükümetler neler yapmış, ilk olarak ne gibi tepkiler vermiş, onlara bakacağız. İlk olarak Çernobil'den başlayalım. Çernobil patlaması Sovyetler Birliği ve Türkiye'de nasıl karşılanmış, hükümetler neler yapmış, ona bir bakalım. Dizide de gösterildiği üzere Sovyetler Birliği faciayı ilk olarak gizlemek istedi. Bölgenin tahliyesini bile hemen yapmak yerine uzunca bir süre saklama eğilimine geçti. Ancak kazada oluşan bulutları da İskandinavya'ya kadar ulaşmasıyla gözler Sovyetler Birliği'ne çevrilmiş ve böylece Sovyetler Birliği de kazayı artık açıklamak durumunda kalmıştı. 30 kilometrelik bir alanı da tahliye etmek durumunda kaldılar. Peki bu Türkiye'de nasıl karşılandı? Türk hükümeti neler yaptı o sırada? Onu inceleyelim. Türkiye'de yetkililer bu felaketi o kadar hafife aldı ki dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Karadeniz'de yetişen çayların radyasyondan etkilenmediğini ispat etmek için TV karşısında çay içti. Yine dönemin bakanı, Karadeniz'e bir damla mürekkep düştü diye Karadeniz kirlenir mi? Radyoaktif çay daha lezzetlidir. Rusya'dan iyi bir şey gelmez. Ya komünizm ya radyasyon diye dalga geçiyordu. Oysa binlerce kilometre uzaklıktaki İngiltere bile önlem alma çabası içerisindeydi. O sırada dönemin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Türkiye'ye ulaşsa bile etkilemez diye açıklamalar yaptı. Avrupa ülkeleri radyasyonlu olduğu gerekçesiyle fındık alımını durdurdu. Hollanda Sağlık Bakanlığı, Türk çayında yüksek oranda radyasyon olduğunu açıkladı. Federal Almanya, 13 ton çayı iade etti. Türk yetkililerin bu durumdaki tavrı ise bugün de sıkça karşılaştığımız türden batı tezgahı diye nitelemek oldu. Dönemin Çaykur Genel Müdürü, çay kaynatıldığında radyasyonun 5-6 kat düştüğünü bile iddia etti. Sonraki yıllarda da ciddiye alınmayan bu felaket hakkında 1993 yılında mecliste araştırma komisyonu kurulması önerisi reddedildi. Türkiye'de Çernobil felaketi sırasında radyasyon seviyesini gösteren sayısal değerler açıklanmadı, halktan gizlendi. Yetkililerin gerekçesi ise panik yaratmamaktı. Türkiye'de durum böyleyken Amerika Birleşik Devletleri Federal Sağlık Kanunları hala 1980 ve 1996 yılları arasında Türkiye'de 5 ay geçirenlerden kan alınmasını yasaklıyor. 2005 yılında 33 yaşında kanserden vefat eden Kazım Koyuncu'nun yetkililerin tutumu karşısındaki sözlerine değinmek istiyorum.
O çayı içen bir geri zekalıdır. Ben kendi zekamla ve felsefemle önümü, hayatı uzatabilirim, kısaltabilirim. Her şeyi yapabilirim. Peki benim köyümdekiler, anasının kuzusu çocuklar, 16 yaşındaki kız o neyi düşünsün? Hangi felsefeyi düşünsün? Onun annesi hangi felsefeyle acısını yumuşatsın? Sen kimsin o acıları onu tattırabiliyorsun? Bu ülkenin politikacılara, yalancılara ihtiyacı yok. Kendi onuruna sahip çıkmış, kendi kişiliğine sahip çıkmış haline ihtiyacı var, diyordu. Türkiye'de durum böyleydi. Bir de diğer felaketler karşısında hükümetler neler yapmış, ona bakalım. İlk olarak Hindistan'da Bhopal gaz felaketi var. 3 Aralık 1984 yılında Hindistan'ın Bhopal şehrinde zirai ilaç fabrikasında kaza sonucu 45 ton gaz çevreye yayıldı. Bu felaket nedeniyle 15 bin insan yaşamını yitirdi. Fabrika Amerika Birleşik Devletleri kökenli Union Carbide firmasınındı. Ayrıca fabrikada da devletin %49'luk bir hissesi bulunuyordu. Peki Hindistan hükümeti neler yaptı? Hükümet ve şirket felakette sorumluluk almaktan kaçındılar. Bölgeyi tahliye etmediler. Etrafa yayılan maddenin adını uzunca bir süre ticari sır diye açıklamayarak ölümlerin artmasına neden olan şirket hakkında hiçbir şey yapılmadı. Ancak birkaç yıl sonra faciayla ilgili dava açılabildi. Pazarlıklar sonucunda şirketin kazazedeleri toplamda $470 milyon tazminat ödemesinde anlaşma sağlandı. Ancak Hindistan hükümeti felakette hayatını kaybedenlerin ailelerine sadece $70 ödedi. Geri kalan para buhar oldu. Dava 2010 yılında sonuçlandı ve hepsi de Hintli olan yerel yöneticilerden 8 kişi 2'şer yıl hapse ve her biri $2000 para ödemeye mahkum edildi. Amerikalı genel müdür ise ülkesine kaçtı, asla yargılanmadı. Günümüzde Bhopal halkı kimyasaldan arındırılmayan bölgede yaşamaya devam etmekte. Diğer bir felakete bakalım. Japonya Fukushima nükleer santral kazası. Kazadan sonra hemen Japon hükümeti bölgeyi tahliye etme girişimine geçti. Ancak daha sonra Fukushima eyaleti genelinde radyasyon sınırını 1 miliservetten 20 miliservete çıkardı. Yani artık 20 miliservet daha zararlı demeye getirdi. Kazanın etkilerinin onlarca yıl süreceği bilinmesine rağmen Japon hükümeti 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadar tahliye edilmiş olan herkesin evine dönmüş olması için uğraşmakta. Tahliye edilen kişilerden de 43 bin kişinin hala evine dönmediği bilinirken geri çağırma sürecinde Japon hükümeti yurttaşların kolay ikna olması amacıyla ilk ve orta dereceli okulları yeniden eğitim açtı. Bu şekilde ailelere Fukushima çocuklar için bile artık zararlı değil imajına girdi. Japon hükümeti çevresel radyasyon ölçümü için kurulan cihazları ise kaldırtmanın uğraşında. Maliyeti $25 milyar varan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını üstlenen hükümet 10 yıllık ömrü doldu bahanesiyle maliyeti $3.6 milyon olan ölçüm cihazlarının yenilenmeyeceğini belirtmekte. Sonuç olarak da anlaşılan şu nükleer ya da bu gibi felaketlerde hükümetler kendilerini ayrı bir yerde konumlandırmaktadırlar. Böyle durumlar karşısında hükümetlerin refleksi ya kimyasal maddelerin tehlikeli olduğu sınırı yani yukarı çekerek artık tehlikeli değil demekte ya da halkta panik yaratmama bahanesine sığınarak gerçekleri örtbas etme yoluna geçmektedirler. Ama olanlar yine halklar olmaktadır. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Mehmet arkadaşımıza. Sırada Onur arkadaşımız son sunumunu yapacak ve mühendislik etiği hakkında. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sunumda mühendislik etiği üzerine olacak. Bilindiği gibi
mühendislik hizmetleri toplumsal yaşamın her alanında belirleyici role sahip olduğu için etik konusu mühendislikte önemli bir konu. Etiğin kökenine baktığımızda aslında Yunanca etos kelimesinden geldiğini görürüz. Bu iki anlamı karşılıyor. Töre ve alışkanlık. Günümüzdeki anlamı aslında daha çok insan davranış ve tutumlarının iyi ya da kötü yönden değerlendirilmesi anlamına geliyor. Etiğin tanımına bakacak olursak aslında etik, insanın kendi şahsına ve diğer insanların kişiliklerine karşı iyi davranması, iyiliğe varılması için kendini uymaz zorunlu hissettiği manevi ve ruhsal değerler ve bunlara ilişkin kurallar. Yani aslında etik, insan ilişkilerinde toplumsal, siyasi, hukuki, bilimsel birçok alanda insanın tutum, davranış, eylem ve kararlarında belirleyici olan ilkeler diyebiliriz. Yani etik aslında bir standartlar bilimidir. Şimdi Türkçe'de aslında etik ve ahlak kavramları birçok kez birbirinin yerine kullanılabiliyor aslında. Ama ahlak daha çok belirli bir toplumun belirli bir zamandaki değer yargıları, normları ve ilkeleridir. Yani ahlak biraz daha göreli bir kavramdır. Toplumdan topluma değişebileceği gibi aslında aynı toplumun insanların arasında ahlaki değer yargıları farklı olabilir. Etik daha çok evrensel değerlere atfen kullanılıyor. Yani iyilik, doğruluk, adalet gibi. Şimdi mühendislik etiği dediğimiz kısma geçmeden önce mühendisin kelimesinin nereden geldiğine bakalım. Aslında mühendis kelimesi Arapça hendise kelimesinden geliyor. Yani ölçüm yapan kişi. İngilizce'de de genius kelimesinden geliyor. Daha çok zeki insan. Yani mühendislik kavramına baktığımızda aslında teknik bir problemi çözen teknik bir kişi diyebiliriz aslında mühendise biz. Bu bağlamda aslında meslek mühendise de bir kamusal sorumluluk yüklüyor. Ve bu kamusal sorumlulukta belli bir etik değerleri ortaya çıkartıyor. İşte biz bunu mühendislik mesela ayrı düşünemiyoruz. Bizim bir kamusal sorumluluğumuz var. Bu kamusal sorumluluk bir etik değer ortaya çıkartıyor. Biz buna uygun davranmak zorundayız mühendisler olarak. Şimdi aslında birçok mühendislik kuruluşu tarafından ülkemizde ve dünyada etik kuralları oluşturulmuş. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği sanırım 38. Olağan Genel Kurulu'nda bir mesleki davranış ilkelerini kabul ediyor. Şimdi bunları ben bir başlıklar halinde topladım. Bu mesleki davranış ilkeleri, 5 başlıkla topladım. İlki topluma karşı sorumluluk. Bir mühendisin topluma karşı sorumluluğu. Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken toplumun güvenliğini, sağlığını, refahını önde tutmalıdır. Kendilerinden istenen iş, toplum ve çevre için ciddi bir sorun yaratacağı izlenimi varsa bir mühendis, öncelikle bunu işverene ve müşteriye bildirmek zorundadır yazılı halde. Eğer bir sonuç alamaması durumunda bunu aslında meslek örgütüne ve kamuoyuyla paylaşmalıdır. Mühendisin topluma karşı sorumluluğu budur. Şimdi diğeri de doğaya ve çevreye karşı sorumluluğu var. Bu bağlamda mühendisler doğayı ve çevreyi korumayı, yaptıkları uygulamaların doğa ve çevre ile uyumlu olmasına ve doğal kaynakları verimli kullanmasına dikkat etmelidir mühendis. İşverene ve müşteriye karşı sorumluluğumuz var. Bu da aslında mühendisler iş yerinde kendilerini işveren vekili olarak konumlandırırlar. Bu bağlamda mühendisler işverenleri veya müşterileriyle olan ilişkilerini etkileyecek şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir armağan, para ya da hizmet ya da iş teklifini kabul etmezler. İşveren de izni olmadan şirketin gizliliğini açıklayamazlar ve bunu kendi çıkarları için de kullanamazlar. Bir diğeri de mesleğe ve meslektaşa karşı sorumluluğumuz var. Mühendisler yine mesleki etkinliklerini tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak şekilde ve mesleğe saygınlığını azami önem gösterici şekilde devam ettirmelidirler. Bir de mühendislerin kendilerine karşı sorumlulukları var. Aslında biz mesleki işlerimizi mesleki icat ederken sürekli mesleki bilgilerimizi güncelleştirmek zorundayız. Kültürümüzü ve mesleki yeteneklerimizi arttırmak zorundayız. Çünkü teknoloji her geçen gün değişiyor. 30 sene önceki olan bir müfredat bile şu anda değişti. Çok farklı şeyler oldu yani sistemde. Dolayısıyla biz kendimizi yani gelişen teknolojiye uyum sağlamak zorundayız aslında. Bir de meslektaşlarımızın dürüst ve nesnel eleştirilerine dikkat almamız gerekiyor. Bir de uluslararası bir kuruluş olan IEEE. Ben bunu bir haftalık çalışıyorum da söyleyemedim. Aslında bu gerekti. Yani çok büyük bir şey bu. Elektrik, ya da Institute of Electrical and Electronics Engineer. Yani elektrik, elektronik mühendisleri enstitüsü tarzı bir kuruluş. Ya bu kuruluş da Amerika'da yeni mezun mühendislerini üye kabul ederken kendi belirlediği 10 tane bir etik kuralı var. Onlara uymalarını istiyor. Yani birçok kuruluş aslında etik
kurallar oluşturuyor, bunu kendi kurullarında tartışıyor. Yani bence aslında tartışılması gereken konu, biz bunu iş alanlarımızda etik kural nasıl uygulayabiliyoruz? Ya da uyguladığımızda ya da bunu yapmak istediğimizde ne şekilde problemlerle karşı karşıya geliyoruz? Biraz diziden örnek vermek istiyorum. İzledik orada. Bir Diablo vardı, baş mühendis yardımcısı. Orada işte bir güvenlik testi sonucu 1600 MW'lık gücü 700'e düşürüyorlardı. Düşürürken işte orada oradaki Akimo ve Toptanov sanırım. İşte sistemi indirmeye çalışıyorlar. Bunu talimatlara uygun yapmaya çalışıyorlar. Mesela onları şeyle suçluyor. Çok yavaşsınız. Kaytarıyorsunuz tarzı. Neyse sistem düştü sonra. Oradaki mühendis şey diyor Akimo. Ya diyor bunu artık kapatalım çünkü yönergede böyle söylüyor. 24 saat kapatmamız lazım sistemi. Ama ne yapıyor oradaki mühendis? Açın diyor. 700'e çıkartın diyor. Daha sonra zaten hatta bunu emri yerine getirmeyince de onlara işsizlik etek ediyor. Yani bundan sonra iş bulamazsınız. Hiçbir yerde işe girmemenizden emin olacağım tarzı konuşma yapıyor. Mesela birçok arkadaşımız da böyle şeylere karşılaşabilir aslında. Burada biat kültürü var. Orada biat ediyorlar daha sonra. Ve bir çok büyük bir kaza oluyor aslında orada geri. Yani bir faciaya yol açacak sonuçlar olabiliyor aslında yaptığınız işin. Ben biraz da kendi iş alanından birkaç örnek vermek istiyorum aslında. Ben 2007 yılında mezun oldum. İlk iş yerim İzmir'deydi. Biz dağıtım firmasının ana yüklenici firmasında da işe başlamıştım. Karşıyaka'da çalışıyordum. Bizim orada yaptığımız genelde şey, ya hava ayakları yer altına almak oluyordu. Neyse işte orada çalışırken bir gün işte bir ustam bir betonu kırıyordu. Daha sonra orayı kazacaktık. Orada hat olduğunu bilmiyoruz. Bir patlama oldu. İşte ustam bir yere savruldu. Filtri bir yere savruldu. Ben çok korktum tabii. 2 metre falan böyle bir araya çıktı. Ben dedim ne oldu, neyi patlattık acaba? İşte ağacı hattını patlatmışız. Tam 20 santimden bir ağacı hattı çıktı. Yani neyse ki kimseye zarar gelmedi. Tutanak falan tuttuk sonra. 20 santimden bir ağacı hattı çıktı. Yani neredeyse ölümcül bir kaza olacaktı. Yani daha doğrusu insanlara ben sorumluyum. Eski bir hat. Normalde TEDAŞ şartnamesinde ağacı hattı 80 santime gömülür. Ve üstüne işte kum, tuğlası ve şerit olur. Yani oraya bir kazan, bir ekip olduğu zaman, bir kepçe olsa onu gördüğü zaman hadi ya bunun altında bir hat var. Ya da bunun altında bir şey var. Yani onu yapan bir mühendis dikkat edilmemiş. İzmir'de birçok şeyle karşılaştık aslında. Yani yaptığımız şeylerin sonuçları topluma doğrudan zarar verebiliyor. Yani insanların aslında canından da sorumluyuz. Hem kendi çalıştığımız insanları hem de toplumu canından sorumluyuz diyelim. Bir de son bir şey de anlatacağım. Buradaki emekli bir abimiz anlatmıştı. Kendisi TEDAŞ emeklisi. 90'ların ortalarında Ankara'ya atanıyor TEDAŞ'a. Neyse işte ilk bir hafta diyor atandıktan sonra diyor şebekeye geziyor. Sanırım şey bölgesindeydi, Şentepe bölgesinde bir bölge. Şebekeye geziyor. Bir eksiklerine, gidiklerine baktım. Baktım diyor. Sonra raporladım bunu diyor. Dedim işte bu şebekenin burasında sorunlar var. Eğer bu sorunlar giderilmezse ölümcül bir kaza olabilir çok yakın zamanda. Üstünde bunu çok dinlememiş. Yani bir şey olmaz tarzı bir yaklaşımla bunu hasırat ediyor. Bir hafta geçmedi diyor bir çocuk. Şebekeden yani elektrik çarpıyor. Çocuğu ölüyor. Yani böyle bir sonuçlarla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu bağlamda bence sorumluluğunuz çok fazla diyorum. Aslında ben de çok uzatmayayım. Bu konuda bitirmeden önce mutlaka soracak sözü olduğunu bildiğim Haşim abi, benden katkı tecrübeli Haşim abi buraya çağırmak istiyorum. Kendisi aynı zamanda Ankara Üçlü Bülteni'nde etikle ilgili yazısı da vardı. Buraya alayım, davet edeyim ben. Teşekkür ederim. Arkadaşlar merhaba. Gerçekten Ebu Ankara Şubesi yöneticilerini kutlamak lazım. Çok güzel bir etkinlikle bizden buluşturmuş oldu. Onur'a da teşekkür ediyorum. İlla abi gel diye ısrar etti. İster istemez onu da sizleri kırmadan sizlerle birlikte olmak ve deneyimlerimi paylaşmak gerekiyordu. O şansı da birlikte kullanalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar film başı başına gerçekten yaşanan gerçekliği yansıtması açısından çok güzel ve öğretici olan bir şey ve çok cesur bir film. Ve arkadaşlarımızın sunumu da güzel. Ben önce sunumu yapan arkadaşların sunumu gerçekten çok güzeldi. Onur da onu etik konusuyla bağlantı olarak çarptı. Ben elbette ki nükleer santrallerin gerekli mi, gereksiz mi diye karşı çıkıyoruz. Yani yine çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Teknik boyutlar üzerinde de çok durmak istemiyorum. Çünkü gerçekten elektrik mühendisleri odasının yıllardan beri bu yana çok ciddi çalışmaları var ve çok önemli birikimleri var. O birikimler de
ilgililere ve kamuoyuyla paylaşmak açısında sürekli yayınlar yapıyor. İşte bunlardan bir tanesi de dışarıda göreceksiniz. Nükleer enerji raporu, en somut çekmiş gibi bir kitaplaş bir şeylerden, göstergelerinden bir tanesi. Ve bunun dışında da bununla ilgili kamuoyu oluşturmak ve kafaları doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek açısından yaptığı pek çok çalışmalar var. Bunlar için bir yan. Bir diğer yanında gerçekten mühendislik etiği açısından biz sadece kendi mühendislik dürüstlüğümüz ve sorumluluğumuzla hareket etmekle özgür müyüz ve karşılaştığımız sorunları aşabilmekte gücümüz yeter mi yetmez mi olayı bu boyutuyla da bakmak lazım. Mesele sadece mühendislerin kendi etik sorunu olmanın ötesinde boyutlar taşıyor. Toplumsal boyutlar var, uluslararası boyutlar var. Bir bakıma onları görmek lazım. Şimdi o kadar iyi geçtim ki sadece mühendislerin şehir sınırları değil, bu yaşanan ortamın, çalışma ortamlarının, mühendislerin o tek yıllardan beri bizim söylediğimiz şeyler, bilimi ve tekniğe halkın hizmetine sunamadığı bir noktasında ne kadar kendimizi sefer edebilirsek de çoğu kez onun olanaklarını ve koşullarını bulma şansımız olamayabiliyor. O nedenle biz kendimizi ne kadar daralırsak da var olan ortamdaki siyasi ve idari yönelimler ve ekonomik bir takım yönelimler, çerçeveler bizleri o konuda kısıtlayıp alabiliyor. Birkaç örnek vererek geçmek istiyorum. Örneğin buradaki filmde onu çok rahatlıkla gördünüz. Yani yanlışlığı bilim adamları ne kadar biliyor olsa savunabildikleri kadar savunmasalar bile o konuda bir takım mekanizmaları harekete geçirecek iradeye sahip insanların unsurları yönlendirmek zorundalar. Kendilerinin tek başına yapabileceği şeyler olmaktan çıkıyor çünkü. Bunun çok tipik bir örneğini ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim EMO'nun bilim kurulu var. Bilim kurulunu biz 1993'te topladığımızda o dönemlerde yaşadığımız bir gerçeklik vardı. Muğla yatağındaki termik santral bir dönem attığı bacalardan attığı gazlarla bütün şehre radyasyon yaymaya başlamıştı. O radyasyon çok ciddi boyutlarında olduğu için de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu doğrudan doğruya teke yazı yazarak ve bütün devlet organlarını da bilgilendirerek bu termik santralin belhal durdurulması talebinde bulunmuştu. Çünkü bütün şehre radyasyon yayıyor. Çok ciddi boyutlarda ölçümler var, radyasyon yayıyor. Bu kadar reaktif eden bir sayı olmasına rağmen o radyasyonun yayan santral çok acı durdurulması gerektiğini söylenmesine rağmen ancak 3 gün sonra durduruldu. Yani bizim nakaytlarımız böyle bu düzeyde. Ancak 3 gün sonra durdurulabildi. Çünkü bizim kurulu gücümüzün kapasitesi var olan talep gücünün çok üstünde olmasına rağmen öylesine lavaboli ve sallapati özelleştirmeyi kapatma yönelik manevralardan dolayı da işlemez bir santral şeyine kombinasyon olması gerekti ki o santralı devreden çıkarttığında onun yükünü üstüne atabilecek santral bulamıyorlardı. O nedenle konuyu bilenler ne kadar bu konuda prizlerse temir paralasalar yapılabilecek yere bir yerden sonra sınırlı olabiliyor, bizler aşabiliyor. Siyasi ortamın şeyi belirleyiciliği bu açıdan çok önem kazanabiliyor. Bir diğer şey ben 1978'de Akşener İstanbul Termik Santrali'nin yapımı aşamasında santralda yer aldım. O yapım çalışmalarında yer aldım. O yapım çalışmaları sırasında santralın daha sonraki süreçte işletmecilik sorumluluğunu alacak mühendis ve teknisyen arkadaşlar, tekniker arkadaşlar Doğu Almanya'ya gönderip eğitimden geçirilmiş ve gelmiş yapım aşamasında da santrala hakim olarak işletmecilik sorumluluğunu almaya hazırlanıyorlardı. Fakat deniyorum ki o özellikle yetiştirilen bu teknik elemanlarımız, arkadaşlarımız o dönemdeki siyasi konjonktürdeki işte bir takım faşist unsurların şehirlerde hakimiyet sağlama şeyinden dolayı saldırılarından dolayı işte otomarda dövüldüler, atıldılar, evleri kurşunlandı, kovuldular. Ve o insanlar o santralda barınamaz hale getirildi. Bu nedenle biz bir takım teknik konulara
teknik olarak yeterli olabilsek bile oralara sarılabilmek, edebilmek için gerçekten onun güvencelerini sağlayabilecek, rasyonel işi sağlayabilecek siyasi ortamı da oluşturmak, o güvenceleri de yaratmak ihtiyacındayız, zorundayız. Şimdi bir termik santral işletmeciliğine yönelik böylesine basit bir şey yapamayan insanlarımız ve ondan sonra işte lafını kimse dinlemedi diye bir Türk Atom Enerjisi Kurumu'nun yönlendirdiği ve denetlediği sözü bana bir termik santral, nükleer santral yapımında sahneye çıkıp rol almaya çalışıyoruz ve nükleer santral kurmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten hepinize tüylerini ürpertmesi gereken bir gerçekliğiniz. Gerçekten korkutacak bir şey var. Bu yine bir takım insanlar bu işlere sarıldığına göre bir bildikleri var herhalde dediğinizde maalesef arkadaşlar öyle bir bildikleri olmaktan dolayı bu kadar irade ortaya koymaya ve o yatırımları gerçekleşmeye yönelik bir çabayla da karşı karşıya değiliz. Onun da örneğini vereyim. Hani 2000 milyon dolaydı. Beyaz enerji dosyası. 99 ve dava 2000'e falan. Şimdi arkadaşlar, bu akü nükleer santral yapımı aşamasında yıllarca süren böyle bir ihale süreçleri falan oldu. En son çok ciddi alınan bir ihale sürecinde işte bir takım başvurular elendi, 3 firmaya indirgendi. O 3 firma üzerinden bir karar verme noktasındalar. Ama bununla ilgili bir takım tartışmalar olunca da o zaman Ecevit Başbakan'dı. Ve Ecevit bununla ilgili bir toplantı yaptı. Nükleer santral toplantısı yaptı. Ve o toplantıdan sonraki değerlendirme sonucunda nükleer santralları iptal ediyor. Şimdi o iptalden sonra o dönemdeki ülkemizde yolsuzluklar çok yaygın biliyorsunuz. Her şeyden nevalanmaya çalışma şeyleri, kirleticilikleri her an içimizde çok yaygın. Ve o dönemdeki yolsuzluklardan birisi de beyaz enerji dosyası olarak gündeme geldi. Ve enerji konusundaki yolsuzluklarla ilgili bu dosyaya da mahkeme bilirkişi olarak bütün üniversitelere yazılı yazıp bilirkişi istemişti. Ama hiçbir üniversite böyle bir dosyaya bilirkişi göndermedi. Bu nedenle mahkeme dönüp, bizi çoğu yerde kayla almazlar biliyorsunuz emin olarak siyasasını gördüklerinden dolayı, mahkeme döndü, oda olarak bizden bilirkişi istedi bu konuda. Ve biz de o konuda değerlendirme yaptık, hocalarımızdan bir takım insanları falan önerelim derken, hocalarımızdan da hiç kimse cesaret edemedi maalesef böyle bir dosyayı görev almaya. Dediler ki, siz kahramanlığı yapınız, görev üstlenin, gerekli noktada biz size teknik destek veririz. Ve böyle bir noktadan sonra, dosyasını, beyaz enerjiyle ilgili bilirkişi dosyasını işte ben, Ali ve Kemal Üsteler diye Emola Başkanı'nın kapı bir arkadaşımız var. Üçümüz üstlenmek durumunda kaldık ve çok ciddi bir çalışmanın sonucunda raporumuzu verdik. Ama o çalışma meselesiyle biz de o dosyaya nereler vukuf olmuştuk. Dosyanın içinde ne var onları falan görme şansımız oldu. Çok komik bir işler arası bir şey var arkadaşlar. O dönemde Cumhur Enerjisi'nin Enerji Bakanı, işte Mesut Yılmaz Başbakan Yardımcısı ve işte senin başında da bilmem ne bir vatandaş var. Şimdi orada yer yok buna. O Ecevit'e yapılan sunumda bunlar birbirleriyle kavga ediyor. Telefonda küfürleşme ve kavgaları var. Cumhur Enerjisi'nin o toplantı çıktıktan sonra tek genel müdürüne ana avrat küfrediyor diyor ki sen orada senin savunduğun o firmalardan birisini birisi sahiplenmiş, birisi de diğeri sahiplenmiş. Senin savunduğun firmayı öyle çıkarttım diyor. Ben seni böyle yaparım, şöyle yaparım diyor. Bundan kaynaklanan bir tartışma yaşanıyor. Ve o tartışmalar giderek daha önceden bakanlık yapmış yönetim kurulundaki insanlar bir sene şeyine geçiyor, bir sene sormaz diye. Benim bana, sağ ol. Önüne geliyor ve o telefon açıyor taraflara diyor ki aklınızı başınıza toplayın. Bu tartışma hepimizi batağa sürükler. Bütün yaptıklarımız tartışılır hale gelir. Ve gerçekten o tartışmayı orada kapatmaya çalışsın ama bunlar kayıtlara geçmiş durumda. Enerji dosyasını oluşturan kayıtlara geçmiş durumda. Ve bunun arkasında çok utanç verici bir şey var. İhale iptal edildi diyen
dönemin başbakan yardımcısı Mesut Yılmaz dedi ki, oysa ihaleyle ilgilenen arkadaşlarımız bilirler, siz gidersiniz bir ihale dosya hazırlarsınız, verirsiniz, bir masraf edersiniz, sonunda alırsanız diğer alamayan firmalar boşa düşmüş olurlar. O işin kurulunda vardır ve ona katlanırlar. Ama şimdi bu şeyde, dosyada telaffuz edilen şeylerden biri, örneğin tek genel müdürüne bir tek Siemens'in verdiği rüşvet 1 milyon dolar. Yani rakamlar bu düzeyde. Ve ondan sonra o paralar alınmış, yenilmiş ama geri döndürülemiyor. O nedenle Mesut Yılmaz, Türkiye'de hani tarz şeydir, dedi ki arkadaşlar tamam ihaleyi iptal ettik ama bu sondaki o iptal edilen dosya veren firmalara da 30'ar milyon dolar tazminat verelim. Düşünebiliyor musunuz? Yaptıkları masraflar karşılığı. Yaptıkları masraflar karşılığı. Çünkü o masraflar, o paralar alınmış, yenilmiş rüşvet olarak ve herkes kendi rüşvetinin çok beslediği tarafı ekmin kılmaya çalışıyor. Nükleer santralların hangi teknolojik özelliği, hangisinin daha üstün, hangisi değil gibi bir kaygı hiç kimsede yok. Biz böyle bir ortamda yol almak durumunda kalıyoruz ve bu ortam içerisinde de nükleer santral gibi bir konuya sarılarak da o konuda cesaret göstermeye çalışıyoruz. Tabii o yıldan bu yana, o yıllardan bu yana köprülerden çok sular geçti. Ha belki biz de bilim ve teknoloji insan donanımı açısından veya ekonomik büyüme açısından o tür şeyleri yükleri omuzlayabilecek seviyeye gelmiş olabilir miyiz? Doğrusu yok böyle bir şeyimiz, seçeneğimiz. Yok böyle bir olay. Çünkü en azından işte Çernobil'i çarpıyoruz 86 yılında o şeyi yapılırken 99 yılında daha bu tartışmalar olurken bile Türkiye'de bir nükleer santralının yaratacak tehlikeler yönelik bilgilendirme yönünde bir çalışma olmadığı gibi ona yönelik bir yapılanma da yapılmıştı. Yani en basitinden ilgili her ile ve çevreye bir dozometre sistematik olarak dağıtılması ve insanların bunun için alabildiklerimiz gibi bir çaba bile yapılmamıştı. Yok şeyleri nedir o hatları diyor. Öyle bir çaba bile insanlar düzeyinde, ülke düzeyinde örgütlenmedi, yapılmadı. Ama elhamdülillah biz yaparız. Çünkü arkasında çok ciddi rüşvetler var, onu reddedemeyiz. Bu çok uzağımızda da olan bir şey değil. En basitinden bunu geçtiğimiz günlerde bir şey ben de yaşadım. Hızlı tren kazalarında yaşadık. Onunla ilgili benim bir önceki bültende bir yazdığım yazı vardı. Bana çok uzatmamak açısından ben sen oraya bu tür durumlardaki konumu bu yansıtması açısından oradan hareketle o yazıdan epeyce önemli bir kısmını okumak istiyorum. Çünkü okuduğum kısımlara baktığınızda aynen birebir Çernobil nükleer santralındaki yaşananlarla birebir oluşan olaylarla, tavırlarla karşı karşıya ne kadar iç içe olduğumuzda görme şansını yakalıyor olacağız. Şimdi nükleer santrallerle ilgili, pardon, bu hızlı tren kazalarıyla ilgili olayları biraz anlattıktan sonra en son Ankara'daki bu 9 can kaybı 86 yaralıya yol açan kazanın arkasından bu şeyi yazmıştık. Ve onunla ilgili olarak da bir çeşit sorgulamalar yapmak gerekiyordu. 9 can kaybı 86 yaralı olan Ankara kazası öncesindeki kazaların ve TC'lerin durumunun özellikle sinyalizasyon eksikliğiyle yüksek hızlı tren çalıştırılıyor olması sorgulamalarını tırmandırdı. Bu sorgulamalar karşısında 14-12-18 tarihinde Ulaşma Altyapı Bakanı Cenk Turan kazanın sinyalizasyon sistemi eksikliğinden kaynaklandığı yönündeki eleştirilerle ilgili şunları söyledim. Sinyalizasyon sistemi demiryolu sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu sistemin olmamasından dolayı demiryollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Kazadan sonra sinyalizasyon olmadığı için bu kaza olduğu gibi değerlendirme yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor. Bütün bilimsel ve teknik gerekliler ve konuyu irdeleyen bilim adamları tersine
YHT için sinyalizasyon zorunluluğunu belirtiyor olmalarla, nitekim demir yolu sisteminin projelendirmesinde ve ihalelerinde bu zorunluluğun gereği sinyalizasyon sistemlerinin de yerine vermiş olmasına rağmen bu sistemleri kurmadan testler işletmeye alınmış olmaları gerçeği karşısında bakanın bu değerlendirmelerin nasıl acımasız bir durumda olduğunu göstermektedir. Bakanın yıllardır angaje olduğu siyasetle çıkar ilişkilerinin, çünkü adam mühendis üstelik. Ama ona rağmen siyasetle ticaret ağır basıyor. İlişkilerinin onun sahip olması beklenen bilimsel teknik ve ahlaki donanımlardan ne kadar uzaklaştırdığı görülebilmektedir. Bu kadar çok can kaybına yol açan demiryolu olaylarının aslında ihmallerden, bilmezlikten, cahillikten ileri gelmediği, ticari ve siyasi çıkar hesaplarına bağlı olarak ortaya çıkmış, örgütlü, kasıtlı tutulan yol açtığı sonuçlar olduğu anlaşılmaktadır. Bakanın gerçekleri gizleyici bu tutumu karşısında EMO Yönetim Kurulu 18-12-2018 tarihinde yayınladığı bildirimde bakanın devletlerin yolu genel müdürünün istifası ile sinyalizasyon başta olmak üzere devletlerin yolu seferlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gereken altyapı eksikliklerinin acilen tamamlanmasını istemiştir. Her konuda olduğu gibi o konuda da yerinde ve zamanında tavır koyucu olduk biz EMO olarak. Tabii yaşanarak görüldüğü gibi kimse istifa etmek gibi bir erdemi göstermedi. Yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği tehlikeye atmakta olan şefeciliği aynen devam ediyor. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in soru önergesine verdiği yanıttan bakan, 2018 yılında meydana gelen 8 ölümlü kazanın 4'ünün tamamlanan tahkikatında TC'lerin kusurunun bulunmadığını, diğer 4 kazanın tahkikatın sürmekte olduğunu belirtti. Bu yanıt karşısında Özgür Özel, tahkikatı tamamlanan 4 kazada TC'lerin kusurunun bulunmamış olduğu, yapılan tahkikatların ne kadar güvenli olduğu sorusunu akıllara getirmektedir, dedi. Şimdi bu gerçekten ilginç. O demirlerde bizim beyaz enerji dosyası birlik kişiliğimizi de oradaki saplarımız gerçekleri çürütebilecek hiçbir şey söyleme olarak da hakları yoktu. Dediler ki bunlar siyasi taraftır, bizim hasmımız da bunlar ÖDP'lidir. Onun için böyle rapor veriyorlar ve ancak o nedenle bizim birlik kişiliğimizi geçersiz saydılar ve sözüm ona adında önünde prof olan bir takım insanlardan çok büyük raporlarla dosyaları kapattılar. Ölümlü kazaların soruşturma yargı süreçlerine bakıldığında bu soruşturmaların ve yargılamaların yıllarca sürdüğü TCD'yi kusursuz gösterecek rapor elde edinceye kadar bilirkişi raporlarının tekrarlandığı, tekrar atıldığı ki bir olayda 5 bilirkişi rapor alındı bilinmektedir. Kurumun suçlanması yerine bir iki makinesine makasçının küçük cezaları alması sağlanarak dosyaların kapatılması hedeflendiği görülebilmektedir. Aynen Çernobil'de de bunu yaşıyoruz. Bu YHT kazası benzer can yakan olayların arkasında kamuoyunda konunun teknik gereklilikleri yönünden sorgulaması mühendisleri süreçte konumlayın dışlarında ilgilenmesini gündeme getirmektedir. Mühendisler olarak bizler ve o da TBMB olarak örgütlerimizle kendi duruşumuzu yeniden gözler geçiririz. Bilimi ve tekniği halkın hizmetine vermen, kamunun yararını koruma azmini artırmaya ve meslektaşlarımızın etik değerlerine sahip çıkmaları yönünde denetlemeye, yönlendirmeye, teşvik etmeye, yüreklendirmeye çalışmaktayız. Teknik olarak hayati öneme sahip olduğu bilinmesine rağmen mühendisler YHT'nin sinyalizasyon sistemi olmaksızın işletilmesine nasıl rıza gösterirler? Bilirkişi raporlarındaki saptamalar ve mühendisler nasıl alet olur veya göz yumarlar? Bu sorular çoğaltılabilir. Ama böylesi soruların ucu boşta kalmaktadır. Çünkü artık mühendislerin de örgütlerinin de böyle sorular karşısında doğruların etkin güç olabilmesini sağlamak kapasiteleri sıfırlanmaktadır. Eskiden mühendisler çalıştıkları ortamda kamunun çıkarını ve güvenliğini ihlal eden bir durumun farkına vardıklarında kişisel bir kahramanlık gösterisine gerek kalmaksızın bu durumu örgütlerine aktarırlar. Örgütler de daha kapsamlı ve sistemli bir şekilde böylesi bilgileri dayanakları ile kamuoyu ile paylaşarak önleyici, etkin bir güç oluşturmaya çalışırlar. Saptanan gerçeklerin çeşitli medya mecraları üzerinden en geniş kitlelere ulaşabilmesi mümkündü. Paylaşılan gerçekler doğrusunda harekete geçebilecek basın ordusu,
vardı. Meslek örgütleri, sendikalar, dernekler vardı. Akademisyenler ve üniversiteler vardı. Yargı, Danıştay, Sayıştay, TBMM vardı. Bugün ise bütün bunlar devre dışı, etkisiz durumda. Hiçbir denetim ve hesap sorma merciği etkin değil. Polisinde olduğu halde sinyalizasyon sistemini yaptırmayan, bu sistem olmadan siyasi şov ve rant hesaplarıyla eksik hattı bile bile işletmeyi açar, sırf bu eksiklik yüzünden yaşanan feci kazada 9 can kaybı ve 86 yaralının acısı yürekleri dağılmışken, bilmezlikten değil, gerçek dışı olduğunu bile bile bilinçli adliyeti bir çarpıtma olarak sinyalizasyon olmasa da olur diyen bir bakanın ve TCD Genel Müdürü'nün olduğu yerde herhangi bir mühendisin sinyalizasyonu olmadığı için ben bu hattı çalıştırmıyorum diyebilme şansı olabilir mi? Kazara demiş olsa bile onu orada bir dakika kimse tutar mı, yaşatır mı? Kimse kahraman çıkışlar yapmadıkları varsayımlarıyla mühendisleri yargılamaya kalkmasın. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 15 Temmuz darbe gecesini anlatırken arkasında orduları bulunan bir genelkurmay başkanı olarak kahramanlığını kafanıza tabanca dayanmışken hayır diyebilecek kaç kişi var diyerek anlatmaya çalışıyor. Oysa o tabanca mühendislerin kafasına her gün dayalı bulunmaktadır. İşini kaybetme tehdidi olarak kendisi ve ailesinin aşırı mahkum edileceği, ömür boyu bir daha bir yerde çalışmasına müsaade edilmeyeceği tehdidi olarak filmde gördüğünüz şeyler bundan farklı değil biliyorsunuz. Tehdidi olarak FETÖ'cülük veya terörist suçlamalarıyla hapsedileceği tehdidi olarak, aile fertlerine zarar vereceği tehdit olarak. Örneğin bir mühendis meslektaşımız, en kibar görünümlü, en kibar görünümlü şöyle bir tehditle karşılaşabilmektedir. Of of, akşam telefon açıyor birisi ve o mühendis arkadaşımıza bunu söylüyor. Of of, yetişkin bir kızım var, biliyorum senin de yetişkin bir kızın var. Kız babası olarak geceler gözüme uyku girmiyor. Serserinin biri çıkar da bir kötülük ederse diye uyuyamıyorum. Eminim sen de geceleri uyuyamıyorsundur. Çetelerin barış canlılarının ve akademisyenlerin kanları etmiş olma tehditli olduğu ve devlet tarafından korunup teşvik edildiği günlerden geçiyoruz. Yani bu tür tehditlerin hafif alınacak bir tarafı da yok. Tek adam diktatörlüğün oluşturduğu yanlı talan ortamında gerçeklerin dillendirilmesinin yolları tıkanmaktadır. 10 yaşındaki bir çocuğun ölümünden sonra şarbon teşhisi konmuş insanlar ve sağlık durumlarıyla ilgili basit açıklaması ancak Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Veteriner Hekimler Odası, Diyarbakır Diş Hekimler Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Diyarbakır Şubesi bir araya gelerek yapabildikleri hatırlanmalıdır. Yani öyle kolay değil, bir takım gerçekleri söyleyebilmek dillendirme. Bir araştırmada tespit edilen kanser eden ürünler listesini Sağlık Bakanlığı'nın gizlemeye kalkması üzerine Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi, biz açıklıyoruz. İşte zehir listesi diyerek listeyi yayınlayan yardımcı doçent doktor Bülent Şık hakkında 5 yıldan 12 yıla kadar liste bir dava açıldığı bilinmelidir. Biliyorsunuz o ceza bedeldi. Cezaya dönüştü. Talan düzenine aykırı her ses susturmak istenmekte, işkence ve eziyet edilmekte, adli kurumlar eliyle hukuki görüntü verilerek sorgusuz sualsiz içeri tutulmakta, uzun süre esir tutularak hayattan koparılmakta, yıldırmak istenmektedir. İnsanlar buna rağmen yılmadığından, geçen hafta içinde İstanbul Adliyesi'nin bir mahkemesi yıldırma baskılarının yükümlü yeni bir boyutu, daha kalktı. Kendi söylediklerine karşı çıkan akla aykırı görme küstahlığıyla mahkeme sözlerini beğenmediği avukatının akıl sağlığı tespit için onun Bakırköy Akıl Hastanesi'nde 3 hafta müşahede altında tutulmasına karar verdi. Bu akıllara zarar mahkeme kararı ancak İstanbul Barosu Avukatları'nın adalet geliştirdikleri ortak karşı duruşlarıyla püskürtülebildi.
Biliyorsunuz bunun hemen arkasından da Rabia olayı var. 11 yaşında çocuğun ölümünün şüpheli olan yanını açığa çıkarmaya çalışınca babasının akıl hastasını göndermeye kalktılar. Bütün kurumlarıyla rejim çökertilmiştir. Bir İslamcı faşizm hayatımızın her alanının tahakküm altına almaktadır. Her kesimden halkın ortak demokrat mücadelesi toplumsal yapılarına yeniden örülmelidir. Hal böyle olunca yeniden şu aşamada mühendislik artık herhangi bir meslek olmaktan öte bir anlam taşımaktadır. Teknoloji dünyanın geleceğini belirliyor. Mühendislik de o teknolojinin en önemli elemanlarından birisidir. İşte bunun için o dünyaya karşı sorumludur diye tanımlamamız karşı karşıya olan sorunları ve mühendislik görevlerini tanımlamakta yetersiz kalabilmektedir. Bitiriyorum. Mühendis olarak sahip olduğumuz donanımla dünyayı kavrama gücümüzü ve aydın kişiliğimizi sadece teknoloji yoğun bir hayatın belirlenmesiyle, uygulanmasının teminiyle sınırlandıramayız. Ve üstelik tek başına mühendislerin üstünden gelemeyeceği büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Tüm kurum ve kuruluşlarıyla barıştan, bağımsızlıktan, özgürlükten, halktan, eşitlikten, insan haklarından, adaletten yana, üreten, hakça tüketen bilimden ve sanattan yana, sanat ve kültürel yaratıcı kanalları açık, sevgiye güven fışkıran bir ülke yeniden kurmak zorundayız. Bu ancak tüm toplum kesimlerinin ortak birleşik demokratik mücadelesinin güçlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Mühendis birey olarak da, örgütsel olarak da bu mücadele ortamında en aktif biçimde yer aldığı ölçüde kendi gücünü ve direnişini diğer direnen birey odaklarının gücüyle birleştirebildiği ölçüde kendisinden beklenen güncel ve tarihsel sorumlulukları yerine getiriyor olacaktır. İşimiz zor arkadaşlar. Yani biz gerçekten ne kadar teknik donanımlı ve o konuda yetkili iyiyet olursak olalım, mesleğimizi layıkıyla icra edebilmek için ona uygun siyasi ortam, demokratik ortamlarda olmak zorundayız. Bu nedenle mesleğimizi icra edebilmenin yolu kaçınılmaz olarak demokrasi mücadelesiyle de birlikte geçmek zorunda. Demokrasi mücadelesinde yol alındığı ölçüde de biz mesleğimizi gönül rahatlığıyla yapabilmek ortamına koşacağız demektir. Bunu yapabilmenin durumda gerçekten sahip olduğumuz örgütlülüklerimize sahip çıkabilmek. O çünkü bireysel kahramanlıklar yetmiyor artık. Çok rahatlıkla sizin kendini cesaretinizi yenseler bile ailenizin etrafınızdaki insanların tehditleri siz yıldırma yoluna çok rahatlıkla başvurabiliyorlar. Sadece sonra satın alıp almama meselesi değil. O nedenle örgütlü mücadele bekliyoruz ve örgütlü mücadelemizin de toplumsal demokrasi mücadelesiyle örtüşmesine ve paralel gitmesine çaba göstermek zorundayız. Teşekkür ederim. Çok şirin ama bilmiyorum. Soracak bir şey var mı? Haşim Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizim size anlatacaklarımız bu kadar. Biz dinlediğiniz için, geldiğiniz için, sabrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizin de düşünceleriniz, katkılarınız, eleştirileriniz bizim için çok önemli. Bu konuda konuşmak isteyen varsa eğer mikrofonu vermek istiyorum. Yok mu? Açar mısınız? Aslında çok güzel o. Aslında karantina da konuşuyoruz fena olmadı. Haşim hocamıza söyleyecektim aslında. Burada Haşim. Burada. Şimdi o dönemin tanıklarından birisi tahmin ediyorum. Yani böyle yönetim kurulunda olmadığı konusunda bir fikrim yok ama en azından o dönemi yaşamış bir insan. Şimdi 26 Nisan 1986'dan itibaren bu felaketin yansımaları Türkiye'ye ulaştığında, daha doğrusu radyasyon bulutu Karadeniz'i defalarca vurdu ve daha da ileri içerilere girdi. Şimdi hükümet klasik, hani birbirlerinden çok farkları yok aslında, isimleri değişiyor. Bunu yatsıdılar. Herhangi bir ölçüm yapıldı mı? Ya da yapılması denendi de engellendi mi? Bunu EMO, diğer TMOB meslek odaları, Türk Tabipler Birliği bu konuda neler yaptılar o dönemde? Ben merak ediyorum acaba.
gerçeklerin sesi olabilirler mi? Yoksa şartlar onları sessiz kalmaya mahkum etti. Teşekkür ederim. Soru yerinde bir soru. 26 Nisan'da toplam olduktan sonra artık o radyasyon bulanları 1 Mayıs ve 3 Mayıs arasında Türkiye üzerinden hareket etti, geçti. Ve o süreçte işte o özellikle Karadeniz kıyılarında fındık ve çay üretimi olmak üzere bundan çok etkilendiler. Bu nedenle de genelde tartışmalar fındık ve çay üzerinden yürüdü. Ve onun komedilerini görüyorsunuz işte, yok çayı kaynatınca radyasyonu kalmazmış, yok harmanlayınca kalmazmış, ya da işte fındıkları herkes ihraç edildiği yerlerden geri gönderince okullarımıza, çocuklarımıza fındık yediriyoruz diye, fındık yesin büyüsünler diye fındıklar okullara dağıtıldı ve o çaylarda bak ben içiyormuş oluyor mu diye şov haline getirildi ve maalesef o dönemde bizler mimar mühendis odaları ve diğer taypoları vesaire kuruluşlar bu konularda tavır alınmasına rağmen, ölçümler yapılmasına rağmen çok sağlık sonuçlar elde etmek mümkün olamadı. İşin kötüsü sonraki süreçte de bu konuda, yani hepimiz işte Kazım Koyuncu'yu örnek göstereklerinde olsa, kanser vakaları Karadeniz kıyısında nasıl çok arttığına ilişkin söylemler söyleniyor. Ama geliniyor ki ülkemizin bunlar da öncesinden gelen ve sonrasında yapılmış ciddi istatistikler olmadığı için de bu konularda bile istatistiksel bir takım veriler ortaya koymak maalesef mümkün olmadı. Ölçümler yapılamadı yani aslında. Ciddi ölçümler yapılamadı. Yapmış olsa bile büyük olasılıkla gizlenmiş. Gizlendi çünkü o yani olan kadarıyla. Olan kadarıyla da gizlendi. Ölçümlerden vazgeçtim. Affedersin hocam. Ölçümlerden vazgeçtim. Tabipler Birliği'nin veya hastanenin yani genel üst noktadaki Sağlık Bakanlığı'na baktığınızda hastalık istatistiklerini tutması lazım. Onlar bile yok şu anda. Hani kokuşmuş, tuz bile koktu denilen noktadayız. Başka bir örnek veriyorum, izin verirseniz hocam. Ben yine de çok özür dilerim. Hani bilim kuruluşlarının, meslek odalarının aslında hemen hemen bütün kuruluşların öz eleştiri yaparak ilerlemesi mümkün olduğunu düşünüyorum. Teorik yani olarak dediğiniz doğru. O yüzden bu dönemde kalan bir yanlış varsa yapılmış ya da yapılamamış ya da filmi hatırlıyorsunuz hani neydi o bilim adamı en son onu yok saydılar ya intihar etti. En üstteki adam. Ne demişti? Dünyada ilk defa karşımıza çıkan bir sorunu çözümünü bana söylemek istiyorsun demişti. Yani dünyada olduğu gibi Türkiye'de gafil avlandı aslında. Hani biz kitaplarda okuduk muhtemelen nükleer fizikçiler vesaire ama bir de bu işin şey vardır yani yeni mezun olmanın getirdiği bilgi var da onun aktarımı yok. Bence eksiklikler oldu ama çok zaman geçti. Aslında tekrar olabilir. O yüzden kapatılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bence de kapatılmaması gerekiyor ama tepe demokrasi kılıcı vardır. Duydunuz mu? Cahit Aral'a yüklenmeyelim sadece yani. O ayrı bir maykat benim gözümde de şöyle diyeyim. Demokrasi kılıcını duydunuz mu arkadaşlar? Onu da okuyun sizler diyeceğim. Demek hocam Aşim'in verdiği örnekleri bir örnek daha vermek istiyorum. Yani hangi şartlar altında çalıştığımızı belirtmek için. Dil Ovası, Kocaeli Dil Ovası bilmeyen yoktur herhalde. Sanayi ne oldu kent? Kocaeli Tıp Fakültesinden bir akademisyen, prof yanlış hatırlamıyorsam ismini hatırlayamıyorum. Oradaki annelerin memelerinden bir akan sütün bile ağır metal içerdiğini söylediği için bu iktidar tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. Ve içeri tıkılmadığı kaldı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sonra oldu. Efendim? Sonra oldu. Oldu mu hocam? Evet, sonraki süreçte. Meşri Bey bulan olacaktı. Medyaya çok yansımadı. Ha medyaya yansımadı çünkü medya diye bir şey yok şu anda arkadaşlar. Ben tanımıyorum, bilmiyorum. Bu soruyla ilgili olarak de Ali Yiğit o dönemlerde epeyce iş yapıldı aslında. Nükleer Savaş'a Karşı Hekimler Derneği vardı o zaman. Onlar Nusret'in çok büyük mücadelesi oldu. Yine bağımsız bilim adamlarından İnci Gökmen
hocamız hala ODTÜ'de emekli olmadıysa onların ölçümleri oldu Karadeniz'de ya da çaylarda vesaire. Bunların hepsi baskıyla gizlenmeye çalışıldı. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'nin açıklamaları vesaireleri ve bu olaya karşı mücadelesi hepsi baskılandırıldı. Yani bir şekilde vatandaşı kötü ve yanlış yönlendiriyorsunuz vesaire türü. Dinsizlik olarak. Evet. Şeylerle. Dolayısıyla hani o dönemde bir şey yapılmadı gibi bir algı oluşmasın bilmeyen arkadaşlar. Tabii 12 Eylül'den sonra çıkmış olan baskı ortamının daha yeni yeni insanların üzerinden atılmaya çalışıldığı bir ortamda da çok kökten radikal etkinlikler de yapılamadı ama yabana atılmayacak işler de yapıldı. Bir faydası daha oldu bu şeyden sonra. Bugüne kadar Anadolu'nun kırlarında çok beğenilmeyen adaçayıydı, kekikti vesaireydi. Bunların tüketimi çok fazla arttı ve aktarlar çok fazla para kazandılar. Kimse çay içmediği için o dönemde. Ama her dönemin uygun mücadele biçimleri vardı ve mücadele de edildi. Yani o şeye karşı da. Ama egemen medya ve iktidarlar her zaman diledikleri gibi davranmayı ve halkı yanlış yönlendirmeyi bu dönemde olduğu gibi o dönemde de yaptılar ve yapmaya da herhalde devam edecekler. Ne zamana kadar? Bugüne kadar bu işlere mücadele edenler iktidara gelene kadar herhalde. Onun için de mücadele etmek gerekiyor. Başkaca bir yol görünmüyor. Bütün her koşulda, her şart altında sözümüzü söylememiz gerekiyor ve söylemeye de devam edeceğiz. Yani orada şimdi başka bir şey daha var arkadaşlar. Bizde nükleer santral yakımı gündeme gelmiş olmasa bile işte bir çekmece bir deneme kabiliğinden çekmece nükleer santral diye bir şey vardı. O bir prototip olarak şey yapıyordu. Bize gündeme gelmemiş olsa bile Akkuyu'da gündeme gelip ötelenmiş ve sonra ihalesi iptal edilip uzatılmış olmasına rağmen bizim dikkat çekimimiz başka bir şey vardı. Bizde yok ama çevremizde Ermenistan'dan, Bulgaristan'dan, Rusya'da nükleer santrallar var. Bu nedenle bizim nükleer santrallar konusunda, radyasyon konusunda özel olarak bilgilenmemiz ve donanım elde etmemiz sağlamamız gerekir. Yani vurguladığım şeylerden en azından bir tanesi buydu. Bu konuda da çok fazla bir şey yapılmadı. Ben 2011'den bu yana çok fazla ilgilenmiyorum yani süreçte. Güncel bilgilere sahip olmayabilirim. Bugün hangi seviyededir bilmiyorum ama bu bir gerçekliğimiz. Çok komik bir şey söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar bu konuda en yakın konuşumuz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Ve işte Yüksel Özemre'nin şeyi anlattık. Bu şeylerden hepsinde onun şeyleri var. Dışarıda gazete kupürlerinde falan görmüşsünüzdür. O dönemin adamı. Ve bizim kuruluş tartışmasından da gelip bizi bu yatağındaki radyasyon yayan santralın çalışmasıyla ilgili bilgilendirildi. Bizzat iyi kendisi. Ben o zaman EMO genel sekreteriyim. Nedir o? Fakat Atom Enerjisi Kurumu Türkiye'de çok talihsiz bir şeye, geçmişe sahip. Şimdi söylemeye utanıyorum, 78 yılında Malatya Belediye Başkanı Ahmet Efendioğlu'na gönderilen patlayan bir bomba vardır. O bombanın benzerleri de başka yerlere gönderildi ve o bombalardan işte iki tanesi de patlamadan yakalandı ve diğerleri de kazara postacılar açmaya patladı, birisi öldü, birisi yaralandı. Birisini saygı almayı reddetti. İki tanesi açılarak şeyde burada Gölbaşı'nda o zaman polis şeyi vardı. Orada analizi yapıldı ilgililerine getirilen uzmanlar tarafından. Ve Hürriyet Gazetesi'nde de bunun çizimini koydular. Ve bu bombalar, bu bombalı paketler Türkiye'nin dört bir yanına ülkede meslek çatışmaları vesaire çıkarmak açısından Atom Enerjisi Kurumu'ndan geldi. Çünkü o dönemde Atom Enerjisi Kurumu MHP'li militanların, ülkücü militanların üstlendiği bir yer haline getirilmişti. Ve oradan gönderiliyor. Şimdi oradan gönderilince de kamuoyunda tartışmalar yapılırken de insanlar sanıyor ki ha Atom Enerjisi'nde gönderiliyor ya gerçekten çok tehlikeli bir takım bombalar falan yapılırken de. Hiç öyle değil. Bir tane prokodosun içerisine dinamit dokunumu yatırmışlar. Bir tane yastık gibi şeyini, bir ucunu
fünyeye bağlamışlar. Öbür ucunda kanca yaparak telini bir çatal çiviye çakmışlar, böyle çatal çiviye bağlamışlar. Kanca çektiğinde o şeyi değince teması sallıyor ve patlatıyor. Bu kadar basit bir olay ve bunu atom enerjisi kurumunda çalışanlar yaptılar. Ve Türkiye'nin dört yanına bu tür bombalar gönderdi. Atom enerjisi kurumu Türkiye'nin geçmiş tarih açısından böylesine iğrenç biçimde kullanılmış şeyi ifade edilmiş bir kurumdur. O nedenle yani bu 80'lere falan gelindiğinde de 90'lara gelindiğinde de bu noktadan öteye çok fazla mesafe alabilmiş bir yer değildi. Bu nedenle bizlerin kendimizi paralamamız, işte bu konularda gerçekten bilimsel donanım, denetleme mekanizmaları ve altyapı oluşturması, bilgilendirme oluşturmasına yönelik çabalarımız çok fazla karşılığını bulmakta rahat bir ortama sahip değil. Onu da bilmek lazım. Nükleer santrallerle ilgili olarak da bir şey söyleyeyim de çok uzatmayayım, ben Haşim abi kadar fazla konuşmayacağım. Aslında nükleer santrallerin ilk olarak 90'ların ortalarında gündeme geldiğinde Türkiye'de basın bu denli yandaş değildi. Yani hepsi tek sesli değildi. Hemen hemen bütün büyük televizyon kanallarından tutun da büyük diğer yazılı basına kadar odanın ürettiği bütün şeylerin yer bulduğu alanlardı. Medyanın kendi arasındaki çekişmelerde bu anlamda bizim çok işimize yarıyordu. Yani görüşlerimizi yansıtabilme açısından. 96'dan 2002'ye kadar ben merkez yöneticiliği, yani sekreterlik ve başkanlık yaptığım dönemde herhalde Türkiye'de televizyona başbakandan fazla daha çıktığımı biliyorum. Çünkü bütün bununla ilgili olarak tartışmalarda taraf olabiliyor ve görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşıyorduk. Bunun çok büyük etkisi oldu ama 1999 yılında ithal edilirken o tekte yapılan ve başbakanın tek genel müdürünün, başbakan yardımcısının tek genel müdürünün vesaire insanların kavgasından önce Ecevit'e biz bir sunum yaptık. Aslında dört arkadaş gidip kimler vardı? Birisi Tanay Sıtkı Uyar'dı. Ecevit orada ikna oldu. Ondan sonra bu sorgulama süreci başladı. Yani aslında orada stop et Ecevit'in yaptığı iyi işlerden bir tanesi de budur. Yani tarih doğru bir karar verdi ve iptal ettirdi bu olayı. Daha sonraki bu döneme yönelik, o karanlık döneme yönelik olarak enerji yolsuzluklarına yönelik dosyalarda, yani 99'dan başlayarak daha sonraki dönemlerde beraber bilirkişilik yaptığımız 2003-2005 arasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani onun olayın ortaya çıkması, onunla ilgili olarak da tamam, daha sonra başka sahte bilirkişiler bulsalar bile bizim yazdığımız rapor kamuoyuyla paylaşıldı ve kamuoyu ikna oldu aslında olanlarla. Zaten de yargılananlara da gerekli cezalar hani yeterli midir orası ayrı bir şey ama verildi. Dolayısıyla mücadele etme konusunda geri durmaya gerek yok. Mahkeme daha sonra sahte bilirkişi bulsa bile bizim yazdığımız rapor biraz önce de söylediğim gibi gerekli işlevi gördü ve görmeye de devam edecek bu tür işler olduğu sürece. Yani o yüzden etik konusuyla ilgili olarak da bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. Yani bu mühendis olarak ya da bir siyasetten iddiası olan insanlar olarak her konuda yaptığımız şeyleri anlatabilirsiniz. Ben teknik olarak böyle biliyorum, böyle yaptım ya da siyaseten aklım buna eriyor, bunu yaptım. Bunu açıklayabilirsiniz ama gayri ahlaki bir takım davranışları, rüşvet vesaire, parasal işleri hiçbir zaman hiç kimseye açıklayamazsınız. Dolayısıyla bir mühendis olarak her zaman için doğrunun yanında durmak temel ilkemiz oldu bugüne kadar. Genç arkadaşların da bu anlamdaki çabalarını ben gerçekten takdir ediyorum. Bu organizasyonu da bildiğim kadarıyla şube hani olanaklarını açtığı için şube yönetimimize teşekkür ederim ama genç arkadaşlar kendileri organize ettiler. Onların da bu cesaretlerinde ve çabalarından dolayı da hepsini kutluyorum. Teşekkür ediyorum.
Ben sadece bir cümle söyleyeceğim. Aslında dışarıda çok güzel ikramlar var, sizi bekliyor. Evet, aynen öyle. Onun sabırsızlığı da var salonda. Devlet haklı, hükümet haklı. Geldiğimiz yıl 2019. Son olarak nükleerle ilgili yaşadığımız mevzuyu söyleyeyim. Mersin Nükleer Akkuyu Santrali'nin ÇED raporunun altındaki 3 mühendisin imzasının sahte olduğu TUMOP raporlarıyla belirlendi. İşten çıkan mühendislerin yerine imzalar atılmış. Hani kriminolojik olarak da bu ispat edildi. Fakat devlet aklının söylediği şey, 3 tane kıytırık mühendis için koskoca projeyi mi durduracağız diye Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın direkt beyanatı var. Mühendise, bilime ve aslında etiğe bakış açısı açısından geldiğimiz noktada işte 86'dan bu zamana bir şeyin değişmediğini görüyoruz diye düşünüyorum. O zaman olabilir ama biz kendimiz haklı almışız. Yani. Biz evet imzamıza sahip çıkıyoruz diye düşünüyorum. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten emeğin sağlık arkadaşlarım. Nerede sunumcular kayboldu. Kendilerine ölüm grubu diyorlar. Bu ölüm grubu bizi kurtaracak bence. İyi ki varsınız. İyi ki birlikteyiz. İyi ki sizin gibi genç, güzel akıllar var. O yüzden hem gurur verici bir şey hem de mutluluk verici bir şey. Teşekkür ederiz. Herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz herkes için. Şey, herkese. Dışarıda ikramlıklarımız var. Dışarı davet etmek istiyorum. Bir şey söyleyecek galiba. Hiç kalkıysam söyleyeyim. Hayır, siz böyle gitmen şeyleri de arada kanalı söylüyorsunuz. Hemen kalktınız da beklemedim. Şimdi ben de burada çok güzel bir film de izledik. Çok şeyler söylendi ama hep geçmişe ait şeyler söylendi. İyi yaptık, iyi ettik ama geldiğimiz nokta iyi değil. Evet, gelecek için neler söyleyeceğiz ve neler söylemeliyiz? Gençlik ne yapmalı veya bizden sonraki gruplar ne yapmalı? Bunu söylemeliyiz biz. Şu anda enerjimiz ne durumda? Hakikaten nükleer enerjiye ne kadar ihtiyacımız var? Ve ithal olduğu için bunu nasıl kullanabiliriz biz? Türkiye'nin ekonomisine nasıl etki eder? Gibi çok şey ve ölümlü yönünün bunun bilhassa nükleer artıkların nasıl yok edileceği, bunun mali karşılığı nedir? Türkiye bu konuda bir şeye katılıyor mu? Bu şeyin içeriği hakkında çok fazla bilgimiz yok. Bu konularda bir şeyler söyleyip de odamız nükleer enerjinin konularını tenkit etmek ve sayılarla ve teknik bilgilerle bunu yok edecek veya kamuoyuna duyuracak görevlerini yapması insanlığa karşı görevidir. Biz insanın ve insanların gelecekte refahının olacağı bir ülke istiyoruz. O nedenle bunları da söylemeliyiz. Yoksa biz eskideki şeyleri anlatarak geldiğimiz noktanın da iyi olmadığını bilerek bu noktada beklemenin bir anlamı yoktur diye düşünüyorum. Yarın saat 2'de de Tandoğan'da ekolojik iklim krizine ve ekolojik yıkıma karşı Ekoloji Birliği'nin bir mitingi var arkadaşlar. Valilik yasak. Yasakladı mı? Yasakladı. Evet, şöyle. Arkadaşlar bir saniye. Yasaklama benim hatırlattığı bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi ne zaman nükleer santralinin gündeme getirilmesi, ısıtılması ihtiyacı duyulduğunda Türkiye'de bir propaganda bütün medyada falan yayılıyor. Öldük bitti, mahvolduk. Eğer nükleer santral kurulmazsa, böyle kütlesel bir enerji ihtiyacını karşılayacak santral yapılmazsa Türkiye karanlıkta, batıyoruz, enerji ihtiyacımız bu düzeyde diye yaygaralar toplanılırdı. Ve bunu da Demirel de bir gün bizim TUMOP Yarım Kurumu'na gelmişti. Orada bunu dillendirmeye kalktı enerji şeyine. Ben dedim, söylemelerine inanıyor musun dedim o zaman. Ve hakikaten de her seferinde bu türden yalanlarla pompalanarak nükleer santralın kaçınılmaz olduğu ülke yatırımları ekonomi programı açısından dillendirmeye çalışıyordu. Ve biz de EMO olarak buna karşılık her seferinde doğru bilgilendirmelerle Türkiye'deki enerji projeksiyonlarının ihtiyaçlarının ve mevcut durumun ne olduğu ve nereye gitmesi gerektiği konusunda doğru yönlendirmelerle bilgilendirmelere çalıştık. O konudaki EMO'nun sadece nükleerle karşıtlık düzeyinde değil, bu doğru bilgilendirme çabaları da gerçekten anılmaya değer. Bu konuda çok sayıda dokümanlarımız ve yayınlarımız var, çabalarımız var. Bütün emeği geçenlere de teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi ben de Enerji Bakanlığı'nın bir grubu, bu Enerji Komisyonu diye bir şey kurmuşlar. Bağdat'ta bir yerleri var. Oradaki takdirlerine katılıyorum.
nükleer enerji adeta çok iyi, hakikaten kullanması gereken, kullanmazsa mahvoluruz, gelecek için bir şey götürmeyiz gibi iyi şekilde takdir edilmeye çalışılıyor. Ben o odadan hiç kimseyi göremedim orada. Hiç kimse herhalde böyle bir şeyle ilgilenmiyor. Yalnız burada kendilerimize konuşmakla bir şey olmaz. O nedenle bir şeyleri dinleyip de hükümet orada uzman diye şey yapmış. Bakıyorum birkaç yıllık herhalde uzman diye şey yapan kişiler orada nükleeri. Gerçi çok fazla kişi de yoktu zaten orada ama onların da ne derece ilgili olduğunu da bilmiyorum. Ama odadan kimse olmadığını biliyorum. Ve böyle de bir çalışma var. Odamızın da bilgisi olsun. Ben son bir şey söyleyeceğim. Yani bir tren işletmesini beceremeyen zihniyet nükleer santrallerle ne yapacak? Başka da bir şey söylemiyorum. Aynen. Yani ellerinde bir bomb şey, 40-50 hatta belki 100-120 atom bombasına eşdeğer bir şey var. Ve bir tane lokomotifi işletemiyorsunuz siz. Yani 360 tane atom bombası vardı. Ben derler ya, kimse geri gönderebileceği cinlerden medet olmasın diye gerçekten bu Çernobil'i susturabilmek için, zararsızlığa getirebilmek için ki ne kadar olduğu da ortada. Bütün Sovyetler o zaman daha henüz yıkılmamıştı şey. Bütün Sovyetler selamlar ediliyor ve o güçle ancak şey yapabiliyorlar, koruma altına alabiliyorlar, belli bir düzeye getiriyorlar ve 30 yıl olduğu için de onun korumasını yenilemek durumunda kaldılar biliyorsunuz. Çok ilginçti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu cinleri kovabilmesi şansı yok başımıza belirtmesi halinde. Gerçekten. Bence ilk önce bir tren istasyonuna işletmeyeceğiz. Sonra bitti. Bir şey olarak Mersin Akkuyu'da basında bir ara çıktı ama ne kadar takip ettiniz bilmiyorum. İnşaatında da, betonarme inşaatında problemler var. Ben yerisine gitmiyorum. Doğru. Yalnız o problemleri konuşmak şimdi olayı kabullenmek olur. Çünkü biz kabullenmeyen bir kişi olarak konuşmamız. Ya tabii. Şu an vurgulamaya çalışıyoruz. Betonda hata yapıyor gibisin. Bütün sorunların problemleri burada çözmek gibi bir olanağımız yok. Öyle bir niyetimiz yok. Oraya inersek teşekkürler. Kabullenen kişi olarak konuşuyoruz. Kabullenmek. Kapatsın.